Zaman xeyir olsun sevgili seyirciler. Hoş buluşduk GRT kanalında. Gagauziya Gün-Gündən programması bugün de sizi selamlıyor. Studiyada büyün işlerim ben Alona Terzi. Musafirim Şansura Yelbetki karşımda oturur. Hem teklif edirim sizlere de bugün de bizimle birlikte olasınız. Bir kıpımdan sonra dünyayı studiyamıza da ben tanıştıracağım sizi bizim büyünkü programının temasından hem musafirinden. Kalın bizimle. Sevgili seyirciler, bugünkü misafirimiz vardır. Şansura bulunduğun bizim studiyamızda insan ınqısı bitki yıllarda bildirdi. Bütün Gagauziya kendisini necə bir yazıcı, yüksek kurda yazıcı. İnsan ınqısı sevir uşaqları çünkü yıllar boyunca üreticilik edir. Hem insan ınqısı gerçekten kendi sevgisini ana diline, ana tarafına kendi yaratmalarında hem yaşamasının boyunca açıklayır. Aleksandra Kristova bugün studiyamızda. Zaman hayır olsun Aleksandra Afanasyevna. Hoş geldin studiyamıza. Zaman hayır olsun Alena. Hoş buldum sizi. Bu güzel havalarda, güneşli havalarda hem de ayozlu ortalarda kutlarım sizi. Hepsi kutlu olsun, hayırlı olsun yaşamamız. Hepsi olsun şenlikte, birlikte hem de kötülükle gitsin. Bu yurtlardan sonra kalsın sat iyilikler. Sağ olun Aleksandra Afanasyevna. Söylediğiniz hayırlı olsun da. Biz biliriz hani 2021 yılın sonu size dediğini çok duygulu, çok böyle hayırlı oldu. Bulundunuz Rusya devletinde, hem niyetle gittiniz Rusya devletine, hem neleri kabul ettiniz orada elbet ki siz bugün bize açıklayacaksınız. Ben isterim söylemeyen Dilsat 2021 yıl ama her bir yıl bana denizle. Ben yılın bitkisinde her iki aklıma getirdiğim sat işleri, sat ne iyilik oldu o yılda da o bitire öbür yıl bana daha da iyi olur. Ama 2021 yılın bitkisinde Karan ayında ben gittim Moskva'ya, beni teklif ettiler, geldi teklif. Hani beni çağırırlar oraya Moskva'ya, önce Pushkin konkursunda laureatı. Zira 20. yılda ben taramıştım o konkursta. Onlar yolladılar bize diplomu, yolladılar gonorarı ama çağıramadılar koronavirüsün beterine. Şimdi 21. yılda, onlar koronayında topladılar hem 20. yılı hem de 21. yılın laureatlarını bir yeri Moskva'da. Pek güzel oldu bir gezinti. Pek bize sıcak karşı çıktılar, bize laf ettiler, bizimle gezdirdiler, bizi konuştuk onlarla, pek güzel laf ettik. Kutladılar bizi, pek mutluyum hani gittim Moskva'ya. Aleksandra Afanasyevna, bu Pushkin okumaklarında siz kaç yıl sıra orada şansıra pay alırsınız? Ben orada pay aldım 2017 yılda, Sif'te. Ne kadar da yazdım, her yılın aldım pay. 2017'de yazdım, aldım pay. 2020'de aldım pay. Ama 2018'de de ben karışmıştım. O zaman ben yazma dedim, hani kazanma denince laureat ama oldu da öyle bir... tabir yarışma onlara kim ister bildirmeye kendi becermeklerini de ben yazdım tabi bir şeyler de hep bir sertifikat kabul ettim oradan. Pushkin konkursuna pek bağlıyım, pek mutluyum. Hem de pek güzel bir konkurs. Teklif ederim hepsine, üreticilere karşısında bu konkursa da kazansınlar. Bu konkursa sadece üreticiler mi var mı karşısınlar? Kim üredir Rus dilini saldığına varca karşısınlar. Böyle sıradan insan hangisi sevir Rus dilini değilim. Sat kimi üredir? Şkolada mı, üniversitede mi? Bu onlar varca karşısın. Bu konkursun çıkışlarını çılaf ediyorkana böyle bir fikrim geldi. Gagauz dilinden kare sevgiliysiniz Rus diline de. Rus dili o benim ikme, o benim zanatım. Ben üredirim Rus dilini oldu 40 yıl. Benim diplomum Rus dili üredicisi. Hem de denedim kendime Rus dilinde de. Elbet ki ben Gagauz dilinde daha çok yazarım. Gagauz dilini ben koyarım ilk yere. İkinci yere koyarım Rus dilini. Zira onun ikisi de ana dili. Satnika birisi birinci ana dili gerçekten. Öbürünü de kazandık. Yaşamakta o bir dümne dili. Angısını biz pek severiz. Angısı bize gene pek çok fayda getirir. Ama orada da gittiğim Pushkin konkursuna ben ana dilini de unutmuyorum. Geçen seride için gittiğim 17. yılda anlattıydım. Gagauzlar için, şimdi de hem anlattım bizim devlet için, Gagauzi için, hem de iki türkü çaldım. Bitki avşam için topladılar, bizi oturduk, konuştuk, laf ettik, kutladılar laureatları. Her bir devletin üreticisi
Nelerse anlattı, nelerse çaldı, nelerse söyledi. Ben çaldım iki gagavuz türküsü. Bravo. Rusya'da gagavuzların türkülerini akapelle seslemişler. Bravo. Seslerler, hem pek severler, hem pek hatır güderler. Aleksandra Afanasyevna, bu gerçekten büyük bir diyelim jest sizin tarafınızdan. Çünkü gerçekten ne de olmasa ne de söylemesine gittiğinden bir yabancıyla utanırsın, sakınırsın ama siz türkü çalmışsınız. Bu iş için ayrıca size sağ olun söylerim. Aleksandra Afanasyevna, bu konkursta katılmak size ne verir? Bana verir kuvvet. Bana verir şenlik, bana verir ne soysa drive diyeceğiz Rusça. Gagavuşça'da bir cemle keyfim düzelir. Ben duyarım, hani bende var kuvvetli karışma bu konkurslara, ben duyarım, hani bende var becermekler de niçin ben onları çıkarmıyorum bize. O biter, ben pek kısmetliyim, pek mutluyum. Hep hani karışırım. Ben uşakları da çekerim bu konkurslara. Benim öğrencilerim de var başarıları. Bu yıl da tesa başlarım bir uşacıkların her gün öğreniriz. Savaşırım onu da bir konkursa çekme. Belki birdenbire taramayacak. Ama yavaş yavaş uşak da öğrenecek. O yan doğru gitme kazanmakları. Açılacak. Açılacak, gösterecek becermeklerini. Uşaklar da var mı katılsınlar konkursa? Del bu konkursa. Başka konkursa. Ama o Rossatrudniçestvo, onu pek çok konkurs yapar. Yanda uşaklar var mı göstersinler kendilerini. Ama ben çoktan çekerdim konkurslara uşakları. Devlet arasında gagavuz dilinden de Rus dilinden de. Var her türlü konkurslar. Lazım nişanlamani Rossatrudniçestvo bitki yılların süresinde gerçekten çok konkurslar, yardımlar, bibliotekalara türlü bu taraftan onlar aktif pay alırlar. Uşaklarının da üreticilerinde yaşamaklarında onlar böyle bitki vakıtlar pek bize karşı çıkarlar. Aleksandra Afanasyevna, bu bağışlamak prosesinden kare nereye götürdüler sizi, ne bileyim, Puşkin Müzesi'ne, evine, bir yere, böyle yerlerde duydunuz mu kendinizi? 17. yılda gezdirdiler, bütün Moskva'yı varınca deme, öyle büyükten söylediğini pek çok gösterdiler. Şimdi savaştılar götürmeye bizi, o yerlere ne zaman Anglarına götürmediler 17. yılda. Biz şimdi yaptık iki ekskursiye. Bulgakov'un yerlerinden, Yesenin'in yerlerinde, müzelerinde gezdik. Gezdik yapılarda da, gezdik dışarıda da. Makarki ayazdı Moskva'da mı? Hepsi cinsler güzel giyimliydi. Kimse üşümedi öyle. Moskva güzeldi öyle. Yalabıktı öyle. Şafklıydı. Gezdik o ekskursiyelerde. Sonra hem büyük naşı bize bir bağışış yaptılar. Avşamüstü 3 saat biz gezdik liner'da. Bir kruiz yaptık. Moskva değerinin uzun uzunluğuna. Bütün gece Moskva'yı gördük. O şafklarla, o illüminasyayla, yeni yıla karşı öyle güzeldi. Kapalı bir liner, bir yahta. Yahta. Şişeli. Hani sen oturursan içinde de görürsün hepsini ne olur dışarıda. Pek güzeldi. Öyle masal gibi bir şey. Moskva'yı öyle düzmüşler, öyle o değişildi. Öyle yeni yıl için o şaklı yapmışlar o Moskva, hem de türlü pek meraklı işler, türlü kompozisyalar. 3 saat gittik o Moskva deresinde, gördük bütün Moskva'yı. Hem de bir cedime, avşam yemeğisini orada yaptık. Müzikayı da koydular, pek güzeldi, pek hislerdi. Hepsi şendi, hepsi meraklıydı. Aleksandra Afanasyevna, buradan yok önce sormayayım, sizin en sevgili şiiriniz Puşkin'den hangisi? Puşkin'den var pek çok sevgili şiirlerim ama hem pek beğenirim onun şiirlerini, hangisinde o yazdırır tabiatı, Rusya'nın tabiatını. Diyeceğiz Maros'ı, Solnce, başka şiirlerinden de ben açan okuyarsın, onu senin keyfin düzelir. Yok önce diyeyim, hani bir şiir beğenirim, ben Puşkin'i pek severim. Puşkin'i seversiniz, Rus dilini seversiniz, Gagavuz dilini de seversiniz. Elbette sanırım hani Puşkin'i sevmek sizin bugünkü yaratmalarınızda da belli olur. Bu duygular, bu ihlam angısını alırsınız siz Puşkin'i okuyarken, onlar da kağıtlarınıza, sizin yaratmalarınıza sonra yatırlar kaleminin. Değil çoktan siz dünyaya çıkıyorsunuz, tabiri yaratma toplumundan hangisinin adı? Rüzgara karşı. Rüzgara karşı. Anladın bu kağıt için, ne var bu kağıdın içinde? Ne su yaratmalar, kime bağlı, adalı yaratmalar?
kiyat rüzgara karşı. Yok cedimeni bir tarafa doğru sat gider. Varın cedimeni kiyat olduğu ile püsküllü, pülüzlü. Zerecim pek çok, pek zengin tematika tarafından. Ben adadım bu kiyada uşaklarıma. Zere uşaklar pek yalvararla bana çekedim yazma. Gerçi ben çekedim kendi yazma. Uşaklarınıza. Kendi uşaklarıma. Burada yazır. Anneti ben adadım Allah'a. Fediye, Himalese, uşaklarıma zerecim onunla isterdiler. Benim yazılarım çıksın, yüzebilirdiler becermeklerimi. Da o betere ben onlara adadım. Zere onunla bana verirler kuvvet, onlar bana verirler taze soluk. Hem onlar pek sevinirler benim başarılarımı. Bu kiyat zengin. Burada var her bir insana kim nasıl isteyecek o bulacak. Tabiat yazdırması da, uşaklara da, var eski adetleri de yazdırdım. İhtiyarlara deyin de naşsı da o eski adetlerde, halk yaratmaları da var. Filosofya şiirleri kendi için, kendi yolum yazdım. Sonra kristal havası, büyülü kristal havası. Bizim havamıza ben derim büyülü kristal havası. Hem de var yeni janralar, dramaturgiye tarafından var bir monolog, hem de var komedi. Büyüklere deyin komedi. Hem de var anlatmalar da, emekleri de yazdırdım Gagauz dilinden. İnce görürseniz pek zengin tematika tarafından. Proza mı, şiir forması mı? Şiir pek çok ama proza da var. Proza da var. Kaç vakit topladınız bu materyalı? Kaç yazma ben yazdım bir yılın içinde ama birazcık zor çıktı ki yattı bu koronavirüsün beterini ama öyle. Kaçıncı, bu kaçıncı ki yadınız sizin? Bu ikinci ki yadım. Ama ben ileride hep yazıyorum. Александра Афанасьевна, бу кияды дүнө билдим шансыра библиотекаларда презентациясы? Презентация болду. Библиотекаларда кият бакалсынан кетти. Да мен истерим тааныштырма бир шиирле, аңгысы баалы йорту, я, кыш йортусуна, ай йордан йортусуна. Сиз билерсиз, бу бир айозлу йорту. Гагаузларда чок бакалан, хем чок севилен бир йорту, чок айозлу. Ай йордан йортулары. Саургун келди аязлан. Geceden sardı yeri, kırı döşetti beyazlan, hem yevdik örtünleri. Çevirder lüzgar kuvvetlen, toz dumanlı kırları. Çalır yörtü kerimetlen, saurgun sıklıkları. Ulu yer boğuran yüfkeylen, yüfler her bir delikten. Kaldırıp karı püskeylen, atır aşağı girişten. Saklandı danlar küyülerlen, tayı oturma evde. Görüşer seydin lüzgarlen, yönünde beyaz perde. Saurgun geldi ayazlan, getirdi büyük karları. Lisede oler ayazma, ay yordan yurtuları. Bravo. Kerini u yeri ay yordan yurtlarına çünkü neyse de havaysız akışın olmasa her zaman bu yurtlara karşı her zaman oler ayaz hem söylerler kurça lazım uçta olsun. Lisede bugün görürsen Allah'ın iyi sözlemesinden kurçalar da donur, ayazlar da olurlar bu güzel yurtlara. Bu şiirden kare, bu yaratmadan kare söylediğiniz proza ama size en yakın anılar acaba? Siz bilirsiniz en yakın bana hepsi cezire. Uşağınız gibi. O beni, uşağım gibi. Duyarım mı o duyguyu, geçirerim mi onu, gezerim kırlarda, görerim onu, bunu her gün dikkatli olurum. Hem tabiatımıza, hem insana, hem yaşamamıza. Onlar bana yakın, hepsini bağlı avdarmaya, ben anlatmayı yazdım, eski kilisenin içinde avdarmaya bağlı. Neyse benim içimde pek kaldı bütün ömürüme, bu küçük duygularım. Küçük oluş, küçük doğma yerimizden. Doğma yerimizden nesi oluşlar oldu, onunla kaldı benim içimde. Ama elbet ki Kongaşık'ta da yaşarken hepsi neyi görürüm Kongaşık'ın kırlarında, yaşamımda, sokağımda. Evin yanında görürsünüz hani ki hatta bu kayınlar, siz bana geldiğiniz sebebi benim evim yanında var kayınlar. O kayınları ben koydum bunun kabına, hem de o kayınlara diye yazdım bir piyet. O bitire de ki adın oldu adı Lüzgere Karşı. Lüzgere Karşı bu ama bu bir alegoriye gibi bir şey Lüzgere Karşı bu. Yaşamanız rüzgara karşı mı? İşiniz rüzgara karşı mı? Ne? Siz bilirsiniz ben beğenirim çıkma taze rüzgara karşı. Kiyadın ilk adı taze rüzgara karşı. Sonra biz yakın insanlar, redaktör. Dediğken redaktör, bilirsiniz Müdürgün Hocam bir münda da şükür edeceğim Piotr Afnasitçi Batari. Şükür edeceğim maketçiyi, Viktor Ivanovich Kopuşçu. Hani onlar bana yardımcı oldular bu kiyadı çıkarma. Da
onlarla biz laf ettik, hem de uşaklarla ettik, ne söyleyeyim, makyadan adını da taze rüzgara karşı. Bana, ben beğenirim çıkma rüzgara karşı, o bir taze soluk, o seni paklar, sen gidersin rüzgara karşı, sen insersin o rüzgara, sen gidersin oraya nereye istersin. Ben bunu interviyoda da söyledim, dil nereye rüzgar seni haydayacak ama nereye sen istersin gitme. Elbet ki bu bir filosofya var bu. Laf birleşmesinde hem de bir piyet yazdım. Onun adı Lüzgar'a karşı. Varınca onu okuyayım. Onda da anlayacağınız duyguları. Buyurun. Hem isterdim bularkana, ararkana piyeti. İsterdim sorma. Aileniz, uşaklarınız şansıra gördü mü? Bu kağıdı okudular mı? Ne dediler acaba? Niye notaları koydular? Çünkü bunun nişanlama lazım. Çünkü söylediniz ya, onlara adamışsınız bu kağıdın çıkmasını. Ben açan kağıdı çıkardım. Topladım ailemi, uşaklar uzakta. Ben onlara çok yaratma okuyorum Skype'larda. Ama o akşam açan kağıt yetişti eve. Ben sevinmelikten, benim kız kardeşim evdeydi. Hem de benim adamım, hepsi yaratmaları. İlkin o işi verim sesler. Ben onları topladım dolayıma da pek çok yaratma okudum. Çaldım türküleri. Zira burada çevirmeler de var. Unuttuğum Süleyman'a var çevirme de. Onlar seslediler. Öyle bakalsın biz saatle okuduk. Da onlar salt bravo diyorlar. Браво. Yani ben bulmuşum kendime kuvvet, emgerginlik, bunları yazmaya çıkarmaya özel. Buyurun şimdi okuyalım bu şiiri, sonra ilerleteceğiz lafımızı. Gerginlik için hem kuvvet için elbet ki. Lüzgara karşı. Yüksek beyaz kayınlar evin başında büyür. Yazı kışı lüzgarlar ince dalları sallar. Göke ağaçlar uzanır, hep daha yukarı büyüme. Kavi lüzgar savaşır, kırma hem yere bükme. İyilerler beyaz ağaçlar, lüzgar onları burur. Geçtiğinden büyük boğranlar, ağaçlar gene uzdurur. Biri birine onlar, sever nice kardeşi. Biri birine onlar, sever nice kardeşi. Ömür boyu fidanlar, durur lüzgara karşı. Bravo. Kuvvet nereden alırsınız? Vakit nereden alırsınız? Çünkü üreticilik o değil bir günlük bir iş. Onu orada lazım 24 saat günde işlersin. Defterler olmalı, evde bakılırlar. Planlar olmalı, evde yazılırlar. Siz vakit nerede alırsınız bunlarla zanıtlanma? Siz pek doğru söylersiniz. Hani üreticilik alır 24 saat sutkada hem de daha çok. Zira hiç bitmiyor işin. Hep protokollar, ne sosyal atçatlar, defterler yazarım ama yandan vakit alırım mı? Açım ben pek yorulur mu? Ben bırakırım hepsini ve çek ederim yazma. Açım ben çek ederim yazma. Benim kuvvetim gelir yerine, hoşum gelir yerine. Ben şenlenirim. Ben kendimi pek iyi duyarım. Gece yazarım. Yoğurtularda insan bekim dinlenir, yandası oturur. Ben bu vakit yazarım. Yaz vakit açım bizi salvererler ve yazarım. Bularım vakit. Kim ister yazma, kim becerir yazma. Gecelerle. Kimin var sevgili işi, o zanatı, o bular vakitine deyin. Söylediniz kocam ilk işi der benim yaratmalarımı. Onun notaları acaba ne say? O her kere der. Bravo. Молодец. O verer iyi notalar. Kim her sıra öyle bir şey beğenmerseydi bir lafı ben size söyleyeceğim. Yani benim kocam Rus dilinde var dedim yani may laf etmedi bu yaşamasında. O sad gagavuşça laf ederdi. O da bilir çok isla gagavuşçı. Ben kim her sıra onunla laf ederim, sorarım hangi lafta ayı, o silverde burada de bu lafta ayı varınca olsun. Da, öyle o kadar kime her kere bile söylerim, beğenir yaratmalarımı, hepsi yaratmaları geçer ilkin ondan. İlk redaktor evinizde. Evimde redaktor da. Aleksandra Afanasyevna, öğrenciler okuyorlar mı sizin yaratmalarınızı bana meraklı? Öğrenciler okuyorlar, isterler hani olsun ki adım onlarda ama siz bilirsiniz tiraj küçük de birkaç uşağı ben veririm ki adımı. Onlar beğenirler, onlar okuyorlar, onlar okudular benim hepsi yaratmalarımı, yüredici konkursta hepsi benim yaratmalarımı okundu. Şkolada da okuyorlar yaratmalarımı, eve alırlar, bir uşacık aldı da okudu da geldi, sarıldı bana da diğer. Ben öyle beğenirim sizin ki adınızı, ben her gün okuyorum. Başka uşaklar da okuyorlar, belki mi dil ülence biz isteriz hani alıp da okusunlar mı? Bana kalsın o bize bağlı. İnce biz üreticiyiz, uşakları sevmeye dilimizi, ince üreticiyiz, sevmeye yaratmalarımızı, bizim köklerimizi ona bağlı. İnce uşaklar okuyacak, sevecek ama pek çok kompliment yapıyorlar. Yıldız da diğerleri nasıl istersiniz?
Uşaklar yaparlar. Aleksandra Afanasyevna, söylediniz hani girmiş, varmış bu kiyatta bir komediye hem bir monolog. Biz biliriz hani 2018 yılda Gagauzian Haltoguşu kabul etti kanunu Gagauzian'ın, Gagauz dilinin ortamın genişlenmesi için hem orada var bu punkt. Kim tiyatrolara diyene ne söyse yaratmaları yazacak, onlar da alınacaklar hesaba. Bu komediye, bu monolog tiyatrolara diyene bir şey var mı teklif edilsin sizin bakışınıza göre? Vardı mı yazarken bunu vardı mı düşündüğünüz mü? Ben onu yazarken elbette ki düşünerdim hani onu nice koymazsını da. Replikalar savaşlardım küçürek küçürek yazma. Ama var bir nüans. Ben bu komediyi yazdım rifmalı. O rifmalı. Kim koyacak onu sana da hani ta isle iş edilsin, ta isle seslenilsin. Elbette ki ben düşünerdim hani onu varınca koymazsını da. O büyüyecek komedya, onu birden koyma olacak zor ama o iki bölümünü varınca bölüm bölüm onu koyma ya da alma birkaç epizod koyma bir ilkten de soracağım belki öbürlerini. Ben bilmiyorum nice başkası bakacak bu komediye zerecim ilk yaratma bu janrada ben de inceliyle ilk adımı yaptım bu taraftan da bilmiyorum nice onlara uyacak ama ben öyle düşünerdim hani belki Türkiye'nin de sanalarında onu anlayacaklar Zerecim. Bizim dillerimiz bir. Bu komedyen sücreti niye söylüyor? Sücreti bakılsın tele orta yaşlılara hem gençlere daha çok. Onun yok halis personajları hani bu yaşamaktan olsun orada benim daha çok fantaziyem. Nerede gezdim, nasıl gördüm, nasıl işittim ben pek dikkatliyim. Ben seslerim, ben görüyorum. Yanına da geçsem, yolca da gitsem ben hepsini dikkatli olurum. Panayırda mı seslerim, gençler mi laf ederle birbirinden seslerim. Aileleri seyrederim. Da hepsini bir yere topladım da ben öyle burada yazdım. Hani hem bizim adetler yazılsın, hem bizim yaşamamız, hem de şimdiki yaşamak, bugünkü yaşamak. Elbette ki komedya tarafından burada hepsi gülmeye, burada yok ne, ne küsme, ne ağlama, burada lazım gülme. Ben açan okuyorum, var bana görünüyor hani pek güle, güldürücü yerler. Bilmiyorum nice başkası bakacak, belki ta olacak komedyalar, belki ben yanlışlıklarımı soracağım, düzelteceğim. Aleksandra Afanasyevna söylediğiniz orta yaşlılara hem gençlere ama soruşum da niçin sorarsaydım için soruşu. Aleksandra Afanasyevna her zaman gençlerin arasında gençler için elbette yazacak. Aklıma geldi, geçen yıllarda ben çoktan karşı, yoktur karşı geldiğim, siz daima Facebook'a türlü şakalı replikalar koyardınız. Glamurlular kim, güzeller kim, akıllılar, majorlar kim? Bunlar çoktan peydalanmadılar. Bıraktınız mı yoksa vakitiniz yok mu şimdi onda? Bizi güldürmeye Facebook'ta bu işlerle. Siz bilirsiniz onda bende yazılı. Yok vakitim çıkarma onlar Facebook'a. Tek bu işlere vakitim kalmıyor. Zira bir parça vakit oldu. Bir iki yıl nice şkolada tüle işler değişildi. Ne sözü daha sıkı sıkı oldu. Bizim az vakitimiz oluyor hani kendim için bir şeyler yaratma. Ama hep kadar ben vakit bulacağım onları koyacağım. Onlar bende var yazılı da. Hem de bilirsiniz bu koronavirüs girdi araya. Hastalandık da bir parça vakit. Tüle ne sözü oldu hani yetiştiremiyorum ama bulacağız vakit. Hep o kadar bulacağız vakit. Vardır mı aklınıza geldiğinden hani toplama bu şakaları da yapma bir toplum. Küçürek de olsa bir toplum çünkü böyle bir keyif toplumu. Onlar bende toplu. Hepsini ben nasıl yaparım. Onlar bende papka durarlar. Bir yere toplayacağım. Belki ne zamansa genişle dersem. Bir şeyi görersem hani ondan varınca insana çıkma. Belki çıkaracağım ama ta öyle bir şey niyetime koymadım. Zire yazarım ta kiyat ileri doğru. İleri doğru ta olacak toplumlar. Toplumlar olacak zire toplandı gene çok material. Bu kiyat çıkıncasına ben bu vakit yetiştirdim çok başka işler yazma. O zaman size sadece kuvvet hem sağlık ileri doğru hani başarılar hem de konulmuş planlar yüksek uğurda gerçeklensinler. Sağ olasınız. Aleksandra Afanasyevna, hepsi üreticiler. Bir de üretici yoktur kim geldiği bu stüdyoya da ben sormadığını soruşa. Çünkü uşaklarla birlikteysiniz. Her gün yaşamanız uşaklarla. Uşaklar Gagauz dilinde laf ederler mi Kongaşık'ta? Kongaşık'ta laf ederler. Ben tekimi üretirim onunla laf ederler. 8. klasta laf eder. Başka uşaklar da beni gördüğün Gagauz'a selam verirler. Gagauz'a isteyip de beni gördüğün Gagauz'a bana danışırlar. 4. klası ben bu yıl diye bıraktım. Yürüttüm 4 yıl onları. Koydum onları ayağa. Ben dedim, Taço'yu klasta laf ederler Gagauz'a. Onunla öyle sınaşla benimle Gagauz'a laf etmem ama bu yıl ben onları ileride Rusça üretirim de iki dil enseyemirim. O betere ben bir dili bıraktım ama geldi genç üreticiler. Onlara da lazım verme yer. Onlara da işlesinler.
Laf ederler uşaklar. Bağalsın, bilirsiniz ne betere onunla bekim taz laf ederler. Neçin neçin büyükler laf etmirler. Ne kadar çok laf edecek büyükler gagavuşça, o kadar uşaklar bize bakıp da laf edecekler gagavuşça. Ama öyle köyde ta gagavuşça laf ederler, insan ta gagavuşça laf eder. Bağalsın, büyün ta dil geç dönme gagavuş dilinde laf etme. Umutlanırsa ne olacak, gerçeklenecek bunlar. Hem sanırım hani büyükler de şimdi bizi seyrederseydiler, onlar da alsınlar bunu hesaba. Çünkü gerçekten aramızda da hesap alıyoruz. Hani can büyükler laf ederler gagavuşça, uşaklar ister istemez. Varınca geçtiler. Bana, benim küçük uşağım var kana, bana bir insan dediği de Alona sakınma laf etme gagavuşça. Yok kusura ne olsa Naruşça cevap eder. Onun kulağında, onun fikrinde bu laflar kalacaklar. Yer gelecek, doğu laf edecek senden gagavuşça. Onuştan bu da bir güzel bir nasihat. Uşakların hep o kadar kalır fikrinde o laflar, o sözler, anılarını büyükler yanlarında. Bunlar peksli akıllarında tutarlar. Sonra yer geldiğinden bunlar açıp bu kapilkasını çıkarırlar bu lafları yüzden. Kere doğrusu verirsiniz. Aleksandra Afanasyevna, doğma köyünüz için söylediniz. Hani, ne de yazmasam her zaman canımdan, yüreğimden sincir gibi geçer bu duygular kendi doğuma tarafıma. Ne kadar sık kendi yaratmalarınızda siz danışırsınız kendi avdırmanıza? Avdırmaya ben pek çok sıra danışırım. Zira bana kalsın ben orada az yaşadım 17 yıl. Hı-hı. Ama bütün ömür ben hep oraya gittim. Orada benim köklerim, orada benim dedelerim, babalarım, orada anam, babam, benim orada kardeşlerim, kız kardeşlerim, benim bağlantım oraya. Ama bu kıyatta ben çok yazdım Kongaşik içinde. Burada çok yaratma Kongaşik içinde yazdım. İki köyü de pek severim. Burada uşak büyüttüm, orada kendim büyüdüm. Ama avdarmaya bağlıyım. Zira nice deme insan bağlı kendi doğuma yerine. Kimin var haberi, yanda da bulunmasa o bağlı kendi doğuma yerine. Sağ olun Aleksandra Afanasyevna, programımız yaklaştı kendi sonuna. Ben sana Ermani, tabiri ki tekrarlanıyorum. Hani hepsi koyulmuş planlar iyi uğurda gerçeklenecekler. Tabiri kere isterim kutlama sizi bu güzel kıyatla. Umutlanıyoruz hani seyircilerin yerlerine yetişecek bu kıyatta. Onlar tanışacaklar o duygularla. O yaşamakla hangisi dökülü bu kıyatın sayfalarında. Sizin varsaydı istediğiniz, varınca danışarsınız bizim seyircilere. Saygılı seyrediciler. Okuyun gagavuşça kıyatları, sevin gagavuş dilini, laf edin uşaklarla gagavuşça. Hepsi yurtlar kutlu olsun, sizi kutlarım, iyi yaşamak size dilerim. Sevelim kendi köklerimizi, kendi tarafımızı, kendi yaşamamızı. Ta yiğildelim bu yaşamayı, ta güzel yapalım onu, savaşalım kendi devletimizi ilerletme. İyilikte, birlikte Allah'la kalın. Sağ olun Aleksandra Afanasyevna, saygılı seyirciler, ben tabiri kere aklınıza getirelim. Hani stüdyomuzda bugün misafir gibi bulundu. Bir genç yazıcı, bir patriot, ana dilini seven bir insan Aleksandra Afanasyevna Kristova. Hepsinize derim sağ olun. Sani bugün de bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla. Gelen buluşmaklar adın GRT kanalında. Sağ olun.